Merhaba sevgili izleyiciler, 12-18 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, haftanın genel enerjilerine baktığımızda evet, Güneş İkizler Burcu'nda, Merkür İkizler Burcu'nda, İkizler Burcu'ndaki yeni ay ve ardından meydana gelen yay dolunayı zaten evet ikizler etkilerini, özellikle Merkür'ün temsil ettiği konuları hayatımıza bu dönemde daha fazla dahil edebilir. Gerek bireysel gerek toplumsal alanlarda iletişimin, haber trafiğin, seyahatlerin, eğitim ve eğitimle ilgili konuların, görüşmelerin, yazışmaların, ticari faaliyetlerin hareketlendiği bir süreçteyiz. Çok fazla haber duyabiliriz. Değişik projeler, değişik fikirler üretebiliriz. Bu hafta Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var. Bu da sosyal enerjileri kuvvetlendiriyor. Yani sosyal alanda hareketli bir hafta. Daha fazla seyahat olabilir, daha fazla geziler olabilir, daha fazla iletişim, haberleşme trafiği olabilir. Eğitim ve kültürel konularda hareketlilik artabilir. Aynı zamanda Merkür'ün Neptün'le bir dik açısı var. Bu da hayal gücümüzü yükseltebilecek bir pozisyon. Büyük ideallerimize odaklanabiliriz, geniş vizyonlar üretebiliriz. Zaman zaman biraz gerçeklerden uzaklaşabiliriz, evet. Ama Satürn de bir anda Merkür'ün karşısında. Her ne kadar hayal de kursak, Satürn bizi gerçeklerle yüzleştirecek gibi görünüyor. Özellikle hafta ortasından itibaren Güneş-Satürn karşıtlığı, Merkür-Satürn karşıtlığı etkinleşecek. Bu da aşırı hayalperest olduğunuzda sizi gerçeklerle yüzleştirecek konuları gündeme getirebilir. Sorumluluklarınız, görevleriniz öne çıkabilir. Bunun yanı sıra biraz aile büyükleri, ebeveynler, işte hayatımızdaki yaşlı kişiler, otorite pozisyonları, yasal konular, devlet ve devlete ait bazı kavramlarda yine hafta ortasından itibaren daha fazla gündemde olabilir. Örneğin okulla ilgili bir eğitim, eğitimle ilgili bazı yasal konular, okul kayıtları, yazışmalar, bu anlamda yapılacak bazı faaliyetler, iş projeleri, işle ilgili atılabilecek imzalar, buna benzer konular evet bu hafta gündemde olabilir. Daha uzun vadeli düşüneceğimiz, daha sağlam ve kalıcı konulara odaklanabileceğimiz bir dönemdeyiz. Venüs Boğa burcunda güzellikler, estetik, sanat, konfor, hayatın zevkleri, aşk, sevgi gibi konularda bizi destekliyor. Bu anlamda keyfimiz daha yerinde bu dönemde. Mars Yengeç burcunda ilerliyor hafta boyunca. Mars Yengeç'i biraz daha duygusal ve dürtüsel hale getiriyor bizi. Hassasiyetlerimiz ailevi konulara odaklanabilir. Hareketlerimizi biraz duygularımız belirleyebilir bu dönemde. Ya da çok fazla hassas olabiliriz. Pasif agresif bir durum olabilir. Dışarıya yansıtamadığımız öfkemizi, tepkilerimizi içimizde tuttuğumuzda özellikle mide ve sindirim sisteminde problemler, ağrılar oluşabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşça kalın.